İkisini de soktum da çorabın içine. İşte çorabın içine koymadığım için çıkıyor. Yenmez bu mantar. Ama Melki'nin aynısı. Şaşırtabilir yani. Evet, bunu bilmeyen yiyemez. Biz daha gör görmez bunu anlıyoruz. Hiç koparmayız bunu. Kesiyor, ha bak kesiyor. Bak bir tane daha var. Durun kesiyor, bakalım. Bu da akıllı bak. Şöyle. Bunun adı çam melkisi. Kırmızı çam melkisi. Böyle atadan beri gelir, dededen atadan öğrendiğimiz şekliyle. Bu halk arasında bilinir yani. Yani özellikleri işte altı kırmızı, üstü kırmızı. Bir de bunun mor şekli olanı vardır. Kokladığımızda hoş bir kokusu var. Ama her hoş kokulu da yenmeyebilir de yani. Yani bilmiyorsan, tanımıyorsan yemeyeceksin yine de. Bu gördüğümüz mantar da biberli adı altında anılır. Beyaz, hafif acımtırak olur. Haşlayıp da yenmesi gerekir. Şöyle baktığımızda tersi bembeyaz, süt gibi beyaz. Üstü biraz topraklı oluyor. Topraktan tam çıkamadığı için yani çam melkileri gibi değil. Bu biberli melki. Beyaz biberli melki. Çok kesin bunu tanır, yenir. Kavurması olur, yahnisi olur. Böyle güzel bir mantardır. Etli, daha etli. Yok, yok, yok. Abi. Hadi gel. Hadi. Oh. Nasıl biliyor musun? Hadi şimdi bu tarafa gidiyoruz. Kırmızı mı o? Birleşmiş. Şunlara bak. Toprağını alalım. Kirletmesi. Çok taze bir mantar. Hadi taze bak. Var, evet çok var. Var. İniyoruz. İniyoruz. Evet. Melki taze. Gayet güzel. Küzünden çekiyorum. Kurt yok. Gayet nezih, güzel bir melki. İstanbulluların kanlıca dedikleri, bizim burada melki dediğimiz kırmızı melki. Abiciğim. Sakın sakın. Buralarda dolaşın. Yani bak, buralarda var. Melki. Kırmızı melki. Ramazan Bey de buldu. Vardır burada. Benim bu burada. Evet, çok harika. Çok temiz, leziz. Ama çok eski bu. Bunu atıyorum. Hangisi? Parça mantar. Dedim aldım. Senin için bulmak. Biraz zor. Böyle tikilir bakarsan görüyorsun. Üstünü bak. Ha, nasıl gizlemiş bak mantar. Şinin altına, otların altına kendini. Doğaya uygun. Çok güzel. Mantar toplamaya geldik bugün bayırlara. Evet. Güzel bir havamız var. Bunları geçiriyoruz, vakit geçiriyoruz. Bulabildiniz mi mantar? Bulduk birkaç şey yapacak kadar. Yiyecek kadar. Hava da güzel. Aha, hava güzel. Bir tek işte bir ay şey buluyoruz. Topluyoruz. Çok keyifli. Keyif alıyoruz. Geziyoruz dağlarda. Bak burada da var bir tane. Bak şurası da kabarmış. Bak bir tane de burada var. Nasıl geziyor? Bak bu da gene akıllı. Beyaz mevki çok güzel. Olursa... Yani o. Kırmızı mı? Hiç kurtulmamış.
Marmara bölgesinin bu mevsimde de en doğal, en güzel doğal ürünü mantardır. Ve bilhassa yöre halkı mantar zamanı bir heyecan gelir. Yağmurlar yağarsa güzel mantar olur. Ve herkes, çoluk çocuk arazidedir, ormandadır, yol kenarlarındadır, orman içindedir ve mantar toplar. Doğada çok çeşitli mantar var. Kaz Dağları'nın eteklerinde. Çok bu değişik çeşitli mantarlarının hangisi zehirli, hangisi zehirsiz, halk biraz bilinçsiz. Ve halk babadan ve anadan görme usulleriyle bunu ayırt etmeye çalışıyor. Bilgililerin, yetkililerin vatandaşı aydınlatmasından yanayım. Vatandaşa gerçekten bu konuda bilgi verilmesi lazım. Çünkü birçok mantarın benzerleri var. Bir bakıyorsunuz bu yöremizde kırmızı mevkidir. Bunun doğada benzer 2-3 çeşidi var. Diğerleri yenmez ama bu yenebilir mantar. Bunu ben şimdi size yenir desem de yendiği halde yanlış yaparım. Yenmez desem de yanlış yaparım. Ama kendime göre kısmen bu coğrafyada ikametgah ettiğime göre ve bu da evim olduğuna göre mantarcılık konusunda kendi çapımda bilgi sahibi oldum. Bunu hem yöre halkından istifade ettim hem de bilimsel olarak literatürlerden istifade ettim. Bilmediğiniz, tanımadığınız bir mantarı yerseniz Rus ruleti oynamaya benzer. Bu da çok riskli bir olay. Kesinlikle bundan kaçınılması lazım. Çok riskli bir olaydır. Mantarı tanımadan, görmeden, bizzat bilmeden yememek lazım. Kesinlikle, kesinlikle ufak %1 tereddüt ettiğim mantarı yemem. Kesinlikle yemem. Mantar bölgemizde ciddi şekilde çok tüketilen, bölge halkı tarafından bilinen ve çok tüketilen bir doğal besin ürünüdür. Tüketirken de zehirli mi zehirsiz mi? Bakın bu da çok önemli bir şeydir. Bunu köylerde yaşayan insanlar zehirlisini zehirsizini çok güzel tespit ederler, bilirler. Hani bazen şehirde yaşayan, bu işten anlamayan birisi ya ben de toplayacağım gidip ormana işte orada asıl tehlike mantar zehirlenmeleri falan diyoruz ya, asıl sıkıntı orada çıkıyor. Ben özellikle tüketici kesiminde şunu söylemek istiyorum yalnız. Özellikle bildikleri bilen insanlardan alsınlar, anlayan insanlardan alsınlar. Daha önce aldıkları insanlardan almaya gayret etsinler ki çünkü hani bir ekonomik değeri var diye önüne gelen herkes bunu dağdan toplayabilir. İşte orada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bunun zehirlisini, zehirsizini köylerde yaşayan insanların çok güzel bilirler. Bilmeyen insan gidip toplamaz zaten. O da parasını verir, o bilenlerden alır. Dolayısıyla bunu özellikle tüketicilerimize ben anlayan kişilerden, bilen, emin oldukları kişilerden almalarını öneriyorum. Ama bölgemizde yaşayan, dağ köylerimizde yaşayan insanlar için de bu mevsimde bir aylık bir süre sürer bunun sezonu. Bu süre içinde iyi bir gelir kapısı olmuştur.